Kahvaltı hepimizin en sevdiği öğünlerden bir tanesi. Ben de çok seviyorum. Özellikle şifalı otlar sofrada olunca daha bir güzel oluyor. Çocuklara, gençlere şifalı otları sevdirmek için de bir vesile kahvaltı. Karnımız aç oluyor erken saatlerde ve her şeyi iştahla yiyoruz. Kişniş otlu börek için kişniş otlarını yıkadım, ayıkladım, doğradım. Biraz daha lezzetlendirmek için peynir rendeledim. Başka peynir de olabilir. Lor peyniri, beyaz peynir veya daha yağlı peynirler. Otları güzelce doğradım. Bir kısmını da ayırdım. Çorbalarda, yumurtalı yemeklerde, yoğurt soslu yemeklerde çok güzel oluyor çünkü. Özellikle Hint mutfağında, Pakistan mutfağında çok fazla kullanılıyor. Yoğun bir tadı var ve yoğun bir aroması var. Afrodizyak etkisi var. Mideyi kuvvetlendirici, yenileyici, rahatlatıcı, krampları alıcı etkisi var. Yine mikrop kırıcı özelliği sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Şişkinlik ve hazımsızlık olduğunda kişniş tüketmek oldukça iyi geliyor. Tabii bunun bir sistemi olması gerekiyor. Her hafta tüketildiğinde fayda sağlıyor. Yani bir kere hani bu otu yemekle bu faydalar olmaz. Her hafta düzenli olarak tüketildiğinde özellikle de işte 7 hafta ya da 21 gün gibi sürelerle tüketildiğinde vücudumuz o etken maddeleri alıyor, depoluyor ve faydaya dönüştürüyor. Bu peynirden kullandım. Ne yazık ki çok üzülüyorum. Köylülerimiz o güzel ürünleri bu plastiklere doldurdukları için. Kişniş otu çok değerli, şifalı bir ot. Bahçelerimizde, saksılarda, pencere önlerinde, tarhlarda, her yerde yetiştirebiliriz. Bu nimetlerden mahrum kalmayalım. Güzellikleri evimize taşıyalım. Tohumları da her yerde bulunabiliyor. Pazarlarda satılıyor. Bir koca poşet 5 liraydı. Ben başkalarıyla paylaştım. Çünkü o kadar büyük bir bahçem yok. Toplamda 50 metrekare bir bahçem var. Bu tohumlar çok bereketli ve çok kolay yetişiyor. Herhangi bir özel isteği yok tohumların. Yeşil kısımlarını böreklerde, çorbalarda kullanabiliyoruz. Tohumların da çay olarak, yine baharat olarak kullanabiliyoruz. Ana vatanı Suriye, Mısır, Akdeniz ülkeleri ve buradan bütün dünyaya yayılmış insanlarla, rüzgarla, ticaret yoluyla. Aktarlarda da satılıyor ancak taze, güvenilir ve doğru bitki olması gerekiyor. Bunun en kolay yolu da kendimiz yetiştirmek. Çok kolay yetişiyor çünkü. Tohumları ekmeden önce herhangi bir ön işleme gerek yok. Ama ön işlem yapmak istiyorsak tohumları ıslatabiliriz. Çiçeklerinden de yetişiyor. Çiçeklerinde uzun kapsüller oluyor. Bu şekilde de yetiştirebiliriz.